Lezzet olarak bu tabiri caizse dövülmüş biftek şeklinde geçiyor. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz, istediğiniz kadar da rahatsızlık vermez bu size. Hazmı kolaydır, dokunacak bir olay yoktur. Mesela bizim köftenin bir özelliği de şudur, çölyak hastalar genelde çok tercih ediyor. İçerisinde katkı maddesi olmadığından dolayı onlar çok tercih ediyorlar. Yöresel bir ürün olduğu için müşterimiz zaten belli, onlara da sunmaya çalışıyoruz. Sade kıyma tuz tutmasının şey ikinci defa çektiğimizden kaynaklanıyor. Hatta mesela bazı misafirlerimiz soruyor, ya işte biz evde yapıyoruz ama tutturamıyoruz. Tabii evdekiler farklı konsept kullanıyorlar. İşte ekmek katıyorlar, işte soğan doğruyorlar. Kıymayı bir kere çektikten sonra şey yapıyorlar, kıyma kullanıyorlar. Ama değil, yağ oranını ayarlayamıyor, tuz oranını ayarlamıyorlar. Tabii bu da biraz mesleğin vermiş olduğu eğitimden kaynaklanıyor. El lezzetinden kaynaklanıyor, deneyimden kaynaklanıyor. Bunlar da birleşince ürün biraz daha farklı çıkıyor. Normalde Sivas köftesi biraz az pişmiş bir ürün. Tabiri caizse alatav olması gerekiyor. Hatta biz bunu mesela Sivas'ta pişirirken 2 pembe düşerdi. Gram olarak da zaten porsiyonda 270-210 gram falan oluyor. 7 adet veriyoruz. Sade et olduğundan dolayı biz bunu 7'sini bir anda vermiyoruz. Parça parça veriyoruz. 4 tanesini önce veriyoruz, 3 tanesini sonra veriyoruz. Özellikle de hanımefendiler. Pembe olduğundan dolayı çiğ diye şikayet yapıyorlar. Biz de onu biraz daha dikkat aldığımızdan hanımefendininkini biraz daha pişkin veriyoruz, beyefendininkini biraz daha sulu veriyoruz. Ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu şöyle diyeyim şimdi, ustanın sınırı yoktur. Çünkü hani bizim bu sektör öne açık bir, ufku geniş bir sektör olduğundan dolayı her zaman yenilik, her zaman ürün kalitesini artırman gerekiyor, çeşidi çoğaltman gerekiyor. Müşterinin talebi çok oluyor, isteği çok oluyor. İmkanlar ölçüsünde bunları da yetişmeye çalışıyoruz, hazırlamaya çalışıyoruz. Yani şu ana kadar ben hiç müşteriye bulunan ürünlerden yok demedim. Çünkü ben öyle yetiştim, öyle gördüm. Müşteri bir veli nimettir. Hani biz buraya gelen müşteriyi sadece parasını alıp da gönderelim diye değil. Biz buraya gelen bir müşteri, evimize gelmiş bir misafir gibi. O misafiri nasıl mutlu ederiz, nasıl evine tekrar güler yüzü göndeririz. O felsefeyle göndermeye çalışıyoruz. Sürekli geliriz. Zaten üst komşusuyuz. Severek yeriz. Arkadaşlardan ve ortamdan gayet memnunuz. Yemekleri lezzetli, titiz. Özellikle temizliğini söylemek istiyorum. Çok temizler arkadaşlar. Ya Sivas köftesi nasıl yenir? Bir tane örnek gösterelim. Beraber gösterelim arkadaşlar. Dur şuradan bıçağımızı da alalım. Hemen çatalı çıkartın beyefendi. Buyurun Mehmet Bey. Teşekkür ederim efendim. Bu yarısını da ben alayım. Soslu isterseniz eğer şey isterseniz üzerine çok az bir şundan korsunuz. Böylece yersiniz. Sivas merkezde durdum. Mahallemi Çavuşbaşı. Bu meslek benim dede mesleğim. Bütün sülalemiz fırıncı. Anam rahmetlik de beni baba mesleği diye fırıncı etti. Ve ben aklım yeti yeterli. Ortaokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. 1987'den 2000'e kadar da kendi iş yerimi çalıştırdım. Sivas'ta yani en eski ustalardan bir tanesiyim. Tırnaklı bidenin özelliği şu, aynı somun hamuruna benzemez. Bu yumuşak tutulur hamuru, su, maya, tuz. Başka bir özelliği yok. Açılma özelliği ise hani hamuru açıp içini daha güzel çekmesi için, daha gevrek olabilmesi için yapılan bir ekmek. Bu Sivas'ta çok meşhur oldu, bu tutuldu. Köftemizin de, Sivas köftemizin de olmazlarından olmazı. Çünkü somunla, şununla, bununla çok deniyorlar ama bu pide olmadığı sürece bu köftenin tadını vermiyorlar. Yani mühim olan bunun pidenin güzel olup güzel yapılması. Bazıları makineyle açıyorlar, o da hamuru sıkıyor. Ama elle açıldığı zaman hamur aynı kıvamında, aynı kabarmasını geri alabiliyor. Tırnağını vurması çok özel bir şey. Yani içinin güzel şekilli olabilmesi için, işinin pişmesi için. Yani tırnağı, pişimi bu çok özel ve özeni isteyen bir meslek. Abi bunu, bu pideyi alacaksın sabahına, götüreceksin, içine peynirini koyacaksın, tulum peynirini koyacaksın. Dürüm yapıp çayla beraber güzel güzel kahvaltını yapacaksın. Tereyağını süreceksin. Yani özellikle getirirlerdi bize Sivas'ta tereyağını, yağlardık. Adamlar götürürlerdi, bunu yağladıktan sonra yerlerdi yağlı ekmek olarak. Yani bizim pidemizin özelliği çoktur.
Köftemiz yanında obirleri, ekmekler içindeki hamurdan dolayı sulandırıyor, yaş bırakıyor köfteyi. Bunda o özellik yok. Bunu da kesiyor, dürüm yapıyor. Yani gevrek olduğu gibi lavaş, yani o da hamurlaştırıyor köftemizi yağ oranı olduğu için. Ama buna bu pideye yağ değdikçe lezzet veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.